Tabii yönetmenlik hazırlanırken zaten bunlar hesaplanır yani. Yani depremin ivme kuvveti hesaplanarak projeler yapılır yani. Normal şartlarda yönetmenliğin, tekniği ve mühendisliğin uygulandığı bir yerde, tamamıyla uygulandığı bir yerde söylüyorum, bu yapılar yıkılmazdı. Yıkılmazdı, hiç yıkılmaması lazımdı yani. Bu böyle olması lazım. Çünkü yönetmenlik bize bunu diyor, teknik bize bunu diyor, mühendislik bize bunu diyor. Dolayısıyla yıkıldı. Yıkılınca işte diyoruz bu sebepler oldu. Yoksa bunun tamamı uygulansa, yani oradaki fay haritası önceden bilinse, fay haritasının uzağında yapılaşmaya gidilse, fay hattının yakınında ya da üzerinden yapılaşmaya gidilmezse, yapılaşma yapılırken imar kanunları kentin gerçekliğine, deprem gerçekliğine göre ya da onu ön plana alarak yapılsaymış ve yine aynı şekilde ranta ve çıkara hizmet ettirmeden tamamıyla o coğrafi kaygıları göz önünde bulundurarak bir planlama yapılmış olsa ve mühendislik teknikte uygulanmış olsa bu depremin böylesi bir yıkıma sebep olacağı düşünülemez yani. Mümkün değil. Depremdir, hasar yaratır ama giderilebilir hasarlar yaratır yani. Yani taşıyıcı olmayan bölümlerde çatlamalar, kırılmalar yine olabilir. Ama bunlar giderilir şeylerdir ama. Söz ettiğim bu konu işin biraz daha statik tarafıdır. Yani binanın ayakta tutan opsiyonlarıdır, fonksiyonlarıdır. Minimal yıkımın %95 ile 96'sına tekabül ediyor, öyle diyeyim yani. Yani tekrar söylüyorum, yani Türkiye'deki deprem yönetmenliği dünyada hatırı sayılır bir yönetmenliktir. Güçlü bir yönetmenliktir. Gerçekten uygulanırsa, yani bu zorlanılırsa, Türkiye'deki yapıların bu hale gelmesi mümkün değil. Açık söylemek gerekirse. Dolayısıyla eğer mesela onu söylemekse, evet bu uygulansa, ihmalkarlıklar giderilse, daha doğrusu ihmalkarlıklara müsaade edilmese, bu sarsıntının sebep olacağı yıkıntı bugünü belki %3-4'üydü. Yani %96-97'lik bir oranı olmayacaktı.